Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar hazır şöyle kurban bayramı da geliyorken savaşçılarımıza da bir bayramlık alalım değil mi? Birazdan şöyle dükkanda ne var ne yok bir bakacağız. Tabii ki öncelikli olarak şu bas kostümü yoktu ve geldi artık arkadaşlar. Geldi derken zaten vardı da ben daha yeni alabiliyorum. Şöyle gidelim İlk önce doğuştan kötü baz. İlk bayramlığımızı alıyoruz. Baza yeni gelen kromatik savaşçımız bazın kostümü. Önüne bir dön arkadaş. Evet gerçekten inanılmaz bir kostüm arkadaşlar. Bu gerçekten şu ana kadar baktığım kostümler arasında. Yani kromatik savaşlar arasında belin kostümü bambaşka bir seviye ama bunu ikinci sıraya koyabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki kromatik savaşçıların sezonluk kostümlerinden sizce hangisi daha iyi onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani bu doğuştan kötü. Bas bana göre ikinci sırada arkadaşlar. Belin yerini de alabilecek kostüm gelir mi? Çok da emin değilim arkadaşlar. Şimdi onu bir deneyeceğiz birazdan da. Şimdi önce bir onu deneyelim. Oo bir dakika. Bugün ne olmuş abi buraya ya? Bu teklifler ne? 169 elmasa yıldız gücü. Ya ben bunu kutudan da çıkartırım. 169 elması vermek bilmiyorum yani. Ama teklif olarak da gelmedi. Oo hava desteği. Evet. Ravs. Beni Twitter'dan takip eden arkadaşlarım çok iyi bilirler ki bu rafs için her zaman oy kullandık. Her hafta oy kullandık. Üçüncü de anca getirebildik arkadaşlar. Birazdan bunu da alalım. Şöyle bakıyorum böyle gözümüze güzel gelen kostümler. Yani balina bekçisi Nita. Şimdi bu kostüm zaten illaki alınır yani. Bir Nita'ya bir bayramlık alırız birazdan. Başka neler var abi şöyle bakıyorum bakacağız birazdan hepsine bakacağız ama öncelikli olarak şuradan geliyorum abi baz neredesin baz şuradan deneme mağarasında bazın şu kostümünü bir deneyelim abi yanlış kostümle girdik pardon şunu alacağız ve şu şekilde girelim de bu niye biz arkasını dönüyor anlamadım arkadaşlar da neyse şunu bir deneyelim de kostüm abi kostüm yani Brawl Stars sanatçıları Gerçekten inanılmaz ya şu kostüme bakar mısınız arkadaşlar peki bu bak bu evet bu da elindeki köpeği fırlatıyor galiba bence gayet güzel bir kostüm olmuş şöyle gelişine bakalım abi bir de gerçekten çok şık bir bayramlık oldu kurban bayramı içinde bazın güzel bir kostümü. Oldu arkadaşlar. Neyse bazın bayramlığını aldıysak şöyle bir dükkana bir kontrol edelim arkadaşlar. Yani ben zaten Nita kostümünü alacağım da. Nita neredesin Nita? Nita'cım. Nita'cım neredesin? Çok acil seni bulmam gerekiyor Nita. Nita buradaymış. Yani kırmızı burunlu Nita zaten artık oyuna bir daha gelmeyecek. Son şans olarak aldığım bir kostümdü. Hatıra kostümüydü. Ama kırmızı burunlu Nita'nın yerine... Artık Balina Bekti Nita alacak arkadaşlar. Çünkü Balina Bekçisi Nita çok çok farklı bir kostüm. Şahsen ben bunu yani 79 elmas değil de 150 elmas gibi de düşünebilirdim arkadaşlar. O yüzden ikinci alacağımız kostüm de Balina Bekti'si Nita, bir Supercell make kazanan kostümü ve Supercell make kostümü olan Balina Bekti'si Nita'da hayırlı, uğurlu olsun. Tasarlayanlar Beats Frenzy. Yani Incastle and font Fontis ismini okuyamadım özür diliyorum sanatçılarımızdan tabi Nita kostüm çok güzel abi şimdi hemen Nita'yı bir deneyelim abi Yani Nita'nın şöyle bir kostümünü alıp deneme mağarasında bir denemek istiyorum. Neredesin Nitacım? Nitacım tekrar seni arıyorum. Evet şu şekilde Nita ile bir deneme mağarasına girelim arkadaşlar. Abi resmen dalga dalgalar gelir ya böyle denizde sesler inanılmaz. Abi sesler çok güzel. Abi şeyi çıkarttığı zaman inanılmaz sesi duydunuz mu? Bir dakika. Bak tam çıkarttığım an. Tam balina sesi çıkartıyor. Çok güzel abi kostüm. Gerçekten inanılmaz bir kostüm ya. Vallahi inanılmaz bir kostüm. Şöyle bir yürü abi dur bakalım. Şöyle bir yüzünü görelim ya. Abi kostüm gerçekten yani bana göre Nita'nın en iyi kostümlerinden birisi olabilir. Belki de en iyisi olabilir. Bu konudaki görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazın. Zaten dün topluluk olarak da paylaştım. Sizce Nita'nın en iyi kostümü hangisi? Lütfen bunu gerçekten sizin özellikle en beğendiğiniz kostümünü merak ediyorum arkadaşlar. Abi şimdi diğer bir kostümlere bakmadan önce şu hava desteğini de bir almak istiyorum. Çünkü bu hava desteği gerçekten benim daha ilk Brawl Talk'ta gördüğümden beri oldukça ilgimi çeken bir aksesuardı. Şimdi Ravsın şöyle bir bakalım ya. Şuradan hemen alalım abi ikinci aksesuarımızı seçelim. Şöyle bir deneme mağarasına girelim. Yani gerçekten Brawl Talk'ta gördüğüm kadarıyla inanılmazdı arkadaşlar. Özellikle şunların ortasına gidip vurmak istiyorum yani. Aksesuarı atmak istiyorum. Hemen şuradan gidelim abi içeriye doğru. Dur önce bir aksesuarımızı şöyle bir gönderelim kaçalım. Abi çok güzel baksana şunlara ya. Oy 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 oy. Abi inanılmaz inanılmaz. Şuraya gönderelim bir tane de. Bakalım ne olacak abi şimdi. Uf uf uf. Kaç tane atıyor abi acaba? Şuraya bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayamıyorum ki abi. Çok hızlı geliyor. Uf, uf, uf. Abi robotun canını var ya 4 200 4 200 çizdi. 4.2k canını çizdi. Bayağı iyiydi. Bir daha vuruyorum abi şöyle. Ama diğerler uzağa düşüyor biraz. Oradan oraya gerçekten inanılmaz yani. Bu aksesuar süper olmuş abi. Bu aksesuar inanılmaz. Abi alana baksana. Bak bunu şimdi gördüm. Bakar mısın alana? Yani gerç alan derken bu kadar uzaktaki mesafeye kadar şey yapıyor yanılmıyorsam. Şu an şuradan atarsam ne olur? Yine büyük robotu aldı tabi doğal olarak. Bence gayet güzel bir aksesuar bu. Yani şu an dedim ya bu oylamalar vardı. Oylamanın başından sonuna kadar desteklediğim bir aksesuardı. Neyse ki şu an getirebildik arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle dükkana girelim. Böyle bayramlık almadığımız başka kostümler var mı? Yani şimdi 59 elmasa jeton katlayıcı. Vallahi jeton katlayıcıları da çok dayanamıyorum arkadaşlar. Şuradaki ücretsiz bir alalım da. Yani jeton katlayıcım kaç tane var? 7200. Abi çok var jeton katlayıcımız bence yeter. Şu an Burada Robo Spike'ı alayım mı almayayım mı diye topluluktan bir gönderi paylaştım, bir anket paylaştım. Dark Lord Spike mı, Robo Spike mı şeklinde arkadaşlarımız çoğunluklu olarak Dark Lord Spike'ı beklememi söylediler. O yüzden Spike Robo Spike'a ellemeyeceğim. Marshal Ruffs'ı bilemiyorum abi ama yani Astronaut Sprout'u bekliyorum. Astronaut Sprout bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Tam böyle yazdayız ya. Yaz uygun bir Tropic Sprout kostümü. Sprout'un da hiç kostüm yok. Ucuz 29 elmas. Sproutumuzda da bir bayramlık almış olduk. 3 tane karakterimize birisi ücretsiz olmak üzere kostüm aldık. Bayramlık almış olduk arkadaşlar. Yani Sprout'un e, efektleri abi 29 elmas zaten efektlerinin bir farklı olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi astronot Sprout gelmiyordu, gelmiyordu arkadaşlar. Gelse alacağım. Onun dışında e, başka da bir beklediğim bir kostüm var mı çok emin değilim. Yani aynı ama olsun. Kostüm güzel bence ya genel olarak. Gerçi ben Splatoon'u çok fazla oynayamadığım için arkadaşlar sadece böyle artık yavaş yavaş bütün kostümleri koleksiyon yapmaya başlayacağım yani en azından öyle düşünüyorum. Yani maddi gücümüz yettiği sürece yapmaya çalışacağım. Şu anda başka bir şey yok sanıyorum. Hemen şuradan tekrar bakalım. Yani burada şimdi bu kutu tekliflerini almak özellikle 15 tane 230 lira ama yani benim Sadece aksesuar meksik ve yıldız gücü meksik ee, yeni gelen aksesuarla bu bazın yıldız gücü eksik yani bunları almak bana çok mantıklı gelmiyor ki zaten geçen videolarda yine böyle bir teklif gelmişti hesabın max alma abi alıp ne yapacaksın diyen arkadaşlarımız çok ama çok fazlaydı şu anda bakıyorum zaten e, almak istediğimiz başka kostüm yok yani şimdi saf gümüş rico'yu alırsam şimdi grif gelecek abi grifi maksamaya çalışacağız o yüzden biraz para da lazım altın da lazım yeterli. Bence bugünlük yeterli arkadaşlar. Evet başka da bir şey yok. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Videoya bir tane like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşmek üzere. Bay bay.